Benim için parti de yok. Tamam da sen dört dörtlük bir adaysan gelim elini ayağını öpeyim. Daha ne diyeyim? İkincisi, bak ben Hüsnü olarak bana böyle bir aday göster. Böyle bir aday göster. Temiz. Böyle harika şu kağıt gibi bembeyaz göster. Ben gidip ayağını öpmezsem namussuzum. Hadi. Yani dedin doğru. Ben olmazsam olmaz. Tamam sen dört dörtlük sen olmazsın. Ne kadar çok vazgeçilemeyecek adam varmış. Var mesela Eskişehir'deki hocamız. Evet vazgeçilmez adam. Ha onlar gerçekten vazgeçilmezler. Onu diyorum onun gibi olsan gidip elini öpelim ayağını öpelim. Ne gerçekten vazgeçilemeyeceklerden vazgeçtik. Onu diyorum işte evet o vazgeçti. Olsa da olur olmasa da olurlar vazgeçilmez Allah diye. Allah Allah ya bak parti de önemli değil burada. Hele bu seçim. Çünkü bu bir seçim artık hani yerel diyeceksin. Ama bu inat seçimi. Yani evet. En azından hani İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin bilmem ne gibi önemli şehirlerin korunması açısından. Mutlaka. Moral seçim diyelim hadi buna. Şimdi sen bunu biliyorsun. Hey CHP'liler hepiniz için söylüyorum. Ve hala bana oyun oynuyorsunuz ya. Şimdi hala bitmedi. 230 kişi daha. Ya bitse bile fark etmez bu saatten sonra. Daha İzmir ne olacak? Daha İzmir'de bir ya şey yok. Ya İstanbul'da seçilenlere bak. İlçelere. Hala belli olmayan ilçelere. Ya belli olmayanları bırak belli olanlara bak. Bu seçimlerin şey seçimi referandum dahil hep şu tartışmadık mı sandıklar mandıklar kontrol edildi mi edilmedi mi çalındı mı çalınmadı o işin başında kim vardı? O adı güzel diye bir beyefendi yok mu? Onursal adı güzel. Adamı getirdiler şeyde adalarda şey pardon Ataşehir'de. Aday gösteriyor. Kıyamet kopuyor CHP'de. CHP'de bırak yani şeyde. Ha beni ilgilendirmez. Var mıdır, değil midir, yanlış mı yaptı, yapmadı mı, şimdi niyetli midir, niyetsiz Cuma akşamı Murat Sarı kamuoyu programında bahsetti bundan. Ataşehir'in durumu nedir? Ataşehir çok garanti bir yer değil şu anda. Tamam. Bir de şöyle bir şey var. Ne kadar beğenmeseler de ben kendisini de çok tanımam. Ben de tanımam. Battal İlgezdi ile orası alınabilirse alınır diye bir tablo var evet. Önde. Evet. Tamam mı? Yani başarı başarısızlık değil. Öyle bir oy potansiyeli ya, var. Diyelim ki. Ve onursal adı güzelliği orası kazanılmaz diye de bir görüş var. Tamam. O zaman tercihi neye göre yapacaksınız? Hayır bir dakika. Yani diyelim ki Battal Bey kazanır kazanmaz tartışmasından dolayı. Eşi de milletvekili. Hayır, şimdi bunu söyleyen kamuoyu araştırmacısı. Anladım. Yok bırak. Biz sokaktaki vatandaşları konuşalım. Ya kardeşim. Bütün CHP'de, bütün Ataşehir'de bir tek Onursal Bey mi kaldı? Yani? Tartışmalı olduğu için. Yoksa ben tanımıyorum Onursal Bey'i. Hayır, bütün o seçim sonrası ya, tartışmalardan ya, sonra olması onu bile. Diyorum işte ben de. Ya onu da diyorum işte. Gel kardeşim Namık seni oraya koyalım dersin yani. Yani? Ne var ki bunda? Yani CHP'de, koskoca CHP'de, Ataşehir'de hep bunu söylüyorum. Canıyla, kanıyla mücadele eden parti militanları yok mu? Kadınlı, erkekli. Tam olarak anlayamadık ama hala kaybedilen seçimlerin sorumlusu olarak gösterilen bir şey. Evet. Tartışma dedim o zaten. Ha doğru mudur diye ben ilgilendirmiyorum. Ayrı. Şey... Ki bana doğru, doğru. Bana göre, Hüsnü olarak söylüyorum, doğru. Tartışmalar. Yani söylemler hadi. Niye yapıyorsun? Yani tartışmayı, niye tartışmayı alevlendiriyorsun? Alevlendiriyorsun. Mesela burada. İşte şeyle ilgili, Sayın Böcek'le ilgili Antalya'da. Ya kıyamet kopuyor. Evet, evet. Bodrum'da. Şimdi Bodrum'da, ben Bodrum'da yaşadığım için. Bodrum'da Ahmet Aras. Ahmet Aras'la ilgili kavga gürültü gidiyor Bodrum'da. Yani zaten aday gösterilmeyecek, kesin aday gösterilmeyecek. O da 4 tane aday, 5 tane aday. İşte Ankara'ya gidip geliyorlar. Takip ediyorum. En son işte bizim Ülker'le konuşmuştum. Abi bir baktık Muğla'da göstermişler. Evet, Büyükşehir'e. Hayda. Niye abi? Ben bak bir daha söylüyorum. Ahmet Bey'i yani ne bilirim, ne tanırım, ne görüşmüşüm, ben bir iki sefer telefonla konuşmuşumdur. Ben sokağa söylüyorum. Sokak. İki, tartışmaya bakarım. Yani onunla ilgili tartışmaya. Yani Antalya'daki olduğu gibi. Ülker ne diyor? Aynı diyor. Kavga gazeteci arkadaşımız. Kavga gürültü gidiyor diyor. 5 tane aday var diyor. Şimdi düşünsene 5 tane aday şu bardak için kavga ederken evet. Bu çay bardağı almış gitmiş Muğla'ya. Allah Allah.
Ya bak doğru mıdır yanlış mıdır onu asla tartışmıyorum. Ayrı bir şey. Ben ayrı bir şey. Ben ama o tartışmalar bitmeliydi. Tamam. Biz onu da ilk haftada söyledik. Ha, i̇lk günde söyledik. Çabuk yap dedik Sayın Özgür Özel. Çabuk bitir bu işi. Ya şurada 65 gün falan. Ya ben sana söyleyeyim son güne kadar devam edecek bu kavga. Bak net söylüyorum. Seçime bir haftaya kadar devam edecek. Mesela Cem Toker tepki göstermiş. Yeter ya gitmeyeceğim sandığa bu kadar da olur mu falan diye. O herkes onu söylüyor. Göstermiş. Bak herkes yani seçmeni küstürmemek gerekiyor. Zaten ya, iki seçim üst üste bir travma yaşadı seçmen. Dayak yemiş gibi. Abi bütün o hadi onu bırak. CHP'yi bırakalım. Sağ Partili de bırakalım. Memleket Partisi. Muharrem Bey. Allah aşkına Muharrem Bey yani alacağın 50 bin oy, 100 bin oy, 200 bin oy neyse bilmiyorum en son kaç aldı. Niye? Yani niye İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de neyse aday gösteriyorsun? Vay efendim şu belediye istemişlerdi de vermemiş. Bana onu vermezsen ben de sana seçimi kazandırmam. Kazandırmam. Ay bu ne? Tövbe ağzından bir şey kaçacaktı. Ya bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir kafa değil mi? Bu kafayı bırak. Bu nasıl yurtseverlik? Bu nasıl bir gariplik ya? Bu nedir ya? Vallahi zor tutuyorum. Ben böyle şeylerde çok sert tepki gösteriyorum. Değerli izleyiciler gerçekten trajikomik olaylar yaşıyoruz. Ümit Hoca, Zafer Partisi aynı şey. Sol partiler hepsi. Hepsi. Bak sol partiler hepsi. Toptan söylüyorum dikkat edin. Hepsi. Orayı bana verirsen yaparım. Oradadır desteklersem veririm. Orada bilmem ne yaparsam olur. İşte geçenden Maçoğlu'nu anlattık. Getiriyorsun Kadıköy'de aday gösteriyorsun. Sırf CHP kazanmasın diye. DEM'le ilgili CHP arasındaki işte pazarlıkları biliyoruz. Ki DEM gene en yapıcı yaklaşanlardan. Onu diyorum yani. Ya ne gerek var o gün de söyledim. Ben bak muhalif tırnak içinde muhalif geçinen herkes. Parti, grup, dernek, vatandaş. Ya Allah aşkına bir sefer bak dikkat et. Benliğini bile bak insan benliğinden vazgeçer. Benliğimden vazgeçerim ve AK Parti'nin kazanmasına izin vermem tırnak bu, içinde. Bu. Böyledir ya bu. Mücadele. Bak. Bir şey ben çok tekrarladım burada. Bundan önceki programlarda da çok söylediğim bir şey var. Bu Millet İttifakı kurulduğunda seçime giderken hep tartışılıyordu. O zaman Sol Yeşil Parti olarak şey yapıyordu. Şimdi DEM Parti oldu. Ahmet Türk'e sordular. Niye dediler siz? Bakın içinde sağcılar var, şeyciler var. Destek veriyorsunuz. Biz dedi ittifaka destek vermiyoruz. Demokrasiye destek veriyoruz. Doğrusu bu. Ve o yüzden bu anlamda oy kullanmak zorundayız. Sandığa gideceksek ve oyumuzu kullanacaksak bunu düşünerek oy kullanmak zorundayız. Çünkü bu seçimlerin önemi şurada. Büyükşehir belediyeleri gerek bütçeleri gerekse alanları itibariyle hükümete karşı bir denge unsuru oluşturuyor. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler. Bunları kaybettiğiniz zaman tamamen sessiz savunmasız. Ya ben sana başka bir şey anlatayım. Örnek yani. Büyük şehirler dediğin için. İstanbul. AK Parti yani İstanbul AK Parti'de olduğu dönemleri söyleyeyim ben sana. Suriye muhalefetinin, Mısır muhalefetinin, Müslüman kardeşlerin yani bütün muhalefetlerin, İslamcıların hadi öyle diyeyim. Bütün legal illegal çalışmaları, toplantıları, konferansları, bilmem neleri burada belediye tarafından finanse ediliyordu. Gelmeleri, gitmeleri, evet. Oteller, kalmaları, bilmem ne. Bak en basitini. Tabii. Şimdi bir belediye, yani bu iş Dışişleri Bakanlığı'nın işidir. Tabii. Ya belediyenin olanaklarından vakıflar, tarikatlar, ya, şunlar kullan. Şimdi bak içeridekiler okey, dışarıdakiler. Dışarıdakiler de içeridekiler. O Dışişleri Bakanlığı işidir. Ya da savunma bakanlığı ya da istihbarat başkanlığının, daire başkanlığı neyse işte örgütünün neyse işidir. Yani bir belediye Özgür Suriye Ordusu'nun İstanbul'da şu otildeki toplantısını niye finanse eder? Devlet resmen girmesin bu işe. Gördün işte. En basitini söylüyorum. Daha neler var da hani oralara girmiyoruz.